Herkese merhaba. Biz gece rutine yine bir hazırlıkla başladık. Bakın ne yaptık. Şöyle görünüyor mu? Bir tane kabak, bir tane patlıcan, bir tane havuç, bir tane de patatesi böyle küp küp doğradık. Güzelce çok az yağ, bol baharatla fırına verdik. Sanki akşam yemeği. Ondan sonra üzerine de çıktıktan sonra, soğuduktan sonra bir de tabii sarımsaklı yoğurt ekledik. Bir de şöyle poğaçamız vardı. Poğaça koyduk ve turşumuz var. Evet, şimdi oturacağız. Hem yiyeceğiz hem isteyeceğiz. Biz oturduk. Zaten neler önümüze aldığımızı gördünüz. Hemen filmin konusuna geçelim. Bu arada bu film yine Instagram'da sorduğumuzda gelen filmlerin içerisindeydi. Jane Doe diye mi okunuyor bilmiyorum. Jane Doe'nun Otopsisi diye geçen bir film. Konusu baba oğul birlikte çalışıyorlarmış. Adli tıp memurlarıymış. Austin oğlunun adı. Annesinin ölümünden sonra babasını yalnız bırakmamaya gayret etse de yavaş yavaş kendi hayatını kurabilmek adına kız arkadaşıyla birlikte şehir değiştirmeyi planlamaktadır. Bunu babasına söyleyeceği akşam evlerinin bodrum katında yer alan morglarına bir ceset getirilir. Görünürde hiçbir ölümcül yarası olmayan genç kadın cesedi hakkında bütün bilgiler belirsizdir. Baba oğul cesedi inceledikçe tutarsız ipuçları bulmaya başlarlar. Ancak bilmedikleri şey cesedin sıradan bir cinayet kurbanı olmadığıdır. İkili cesedi inceledikçe işler daha da gizemli ve tehlikeli bir hal almaya başlayacaktır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Konusu gayet güzel. Gerilimi bolmuş yorumlarına göre. Bakalım bizim ne kadar gelecek. Evet, film başladığı gibi yemeğe başlıyor. Ay! Bismillah. Ses çok güzel. Biraz. Buraları görmesek iyiydi. Hı hı. Bir şey yerken hiç olacak hiç değil. Önüme kebapları serseler, şu mu? Hmm. Kebaplar mı? Vallahi bunu seçerim. Değişik. Tabii yağda kızartılmış tercihim ama hem üşendim hem de gece daha ağır olur dedim sanki. Ağır olmamış gibi yatmadan önce. Ama kızartmanda tat ayrı değil mi Özlem? Orası öyle. Bu filmi izlerken bir şey yiyecekseniz asla yemeyin. Yiyemiyoruz. Evet. Gerçi ne bekliyorduk? Otopsi değil yani. Mi? Konu gayet yazıldığı gibi gösteriyor. Bakın kaldı. Tam evet. Gösterecektim. Duruyor. Şöyle koyayım. Ay! Yavaş be. Ah boynum. Çocuklar uyanacak şimdi. Ay çok korktum. Ay. Of. Ay niye boynum bu kadar korktum ya? Bir şey bekliyorsun ya. Of. Allah'ım. Bir de çocuk ses duydu, böyle yavaştan gidiyordu öbür odalara. Burayı görmesen de olur ya. Neyini merak ediyorsun acaba? Yani. Abi ya. Gülme geliyor. Sonra ben de öyle olur. Yani çok korktuğumda ya ağlarım ya da çok gülerim böyle. Merak ettiğin acaba? Ne be? Ay ne gereksiz bir merak. Evet. Tanımazsın. Kim yapmış diye soruyor. Yani. Onu da bilmezsin. Ay açacak mı ya? Ya neyini görmek istiyorsun zaten? Sonra. Hiç giremeyeceğim bir ortam. Ay. Bu işi yapan sevgilim olsun da istemem ben tövbe yarabbim. Of. Evinin altı da morg. Evet. Ay, her yiğidin harcı değil bu mesleği yapmak. Evet, kesinlikle.
Kız da bir ürkütücü duruyor ki. Tecrübe Bey görüyorsun değil mi? Ondan bir şey bile şundan değil diyor, bundan dur diyor. Vay be. Aa. Bir de o kadar hepsini mahvedecek kadar kan yoktu ki o tüpte. Yani. Öf. Bir şey olacakmış gibi ama kız. Gerildim. Buranın ışığı yok mu acaba? Neymiş ki orası? Havalandırma. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Hep seni mi buluyor çocuğum? Bu arada taytımı soranlar olur. Pijama vardı altında. Kola döküldü. Oraya bakarken kola da oturuyordu. Evet. Değiştirdim o yüzden. Ay. Gördün mü? O nasıl olabilir ki? İnsan değil o zaman bu ha. Ay kız mı ayaklandı acaba? O yüzden kolayı bırak bırak. Sana çocuk baştan söyledi. Bir şey verecek. Bence de. Binme zaten ya oraya. Biri geliyor ışık yandığına ve. Yani oradan çıkma yerde öyle bir saçma bir şey ki. Evet. Bir şey olacak galiba. Odada cam falan da yok değil mi? Yok galiba. Bir şey olacak galiba. Aha. Oraya ne çıkamıyor musunuz oradan değil mi? Biri var tam orada. Evet. O yazılar şeyler nasıl oluşmuş olabilir mi bir şey diyemiyor değil mi? Tabii canım. Hani normal olmadığını anlıyor yani. Şu benim etimi kessem ne çıkar? Valla. İçim daraldı. Hangi birini söndüreceksin? Gir 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 gir. Hayda. Hep kafana kısıldılar. Nasıl ya? Ha öyle gösteriyor. Sen niye ses vermiyorsun? Kim? Bu. Kız mı? Anlamadım bu kız nereden geldi? Bunlar niye buradan çıkamadı? Ben ne bileyim. Hani başka bir kapı varsa? Yani bu kızın geldi yani çıkardı. Ya da asansör çalıştı ya bir ara kız. Demek ki o arama çıktı. Hatta asansör dedi heyecanlandılar ya baba o. Muhtemelen kız o sıra orada çıktı. Adamı da suçlayamaz ki. Kendi de öyle gördü bir de. Evet. Evet. Oo daha bitmedi Özlem. Öf. Nasıl gerçekçi duruyor. Evet. Çocuk da hiç konuşmuyor. Gelsin babası baksın. Çok tuhaf. Aa kendi düzeliyor. Adamın gözleri gördün mü? Hı. Bakayım çocuğa bir şey yapacak mı? Adamla anlaşma gibi bir şey yaptılar sonuçta. Her şey buna kalmaz herhalde. Nasıl ispatlayacaklar acaba? Kesin arkadan biri gelecek ha. O ne be? Ay düşünme. Ay. Allah'tan kanıtları var, fotoğrafları var. Kızın vücudundan çıkan şeyler var. Bu belli ki kesilmiş ama ne olmuş? Adam da bence bir gariplik olduğunu anladı. Adamı da tanıyormuş bir de yıllardır. Hı hı. Allah yardımcın olsun ne diyeyim. Öyle. Bitti. Devamı var mı? Sanki var gibi değil mi? Yani. Öyle görünüyor. 2016 filmiymiş bu. İkincisi var mı bakacağım ben? Yok. Bu şey herhalde ikinci fragman. Aynen 2016.
Değişikti ama ya. Evet. Tuhaf. Ama geriyor yani. Hani böyle. Evet. O da herhalde şeyden böyle çok karanlıkta geçtiği için ha biri geldi biri gelecek böyle gerginliği oluyor. Ama sıkılmadım. Korkutan sahneleri de vardı. Vardı evet. Ama sıkılmadım. Ben de izledim. Sıkılmadım. Ama tuhaf. Konuştu tuhaf. Evet. Kız yani. Cadıymış. Cadı evet. Uykudaymış. Niye böyle insanları kesip içenleri? Peki bu kız niye hani nereden geldi böyle? Buna ne oldu? Keşke oraları da görsün. Ya bence benim anladığım bu kız cadı. Muhtemelen hani olduğu ortamda hani sevilmedi. Sevilmeden çok zararı varsa millete ve senin benim gibi halktan insanlar bunu anlayıp bunu yok etmeye çalışmış olabilir. Bir ritüel yapmışlar deyip duruyor ya demek ki insanlar cadıyı nasıl yok ederiz diye bulmuşlar. Bu şekilde. Burada onlara şey yok. Aynen öyle. Bunu başkası bulup başkası bir şey yapsa ondan da öyle öcü alacaktı diye tahmin ediyorum. Yani böyle düşündüm. Bilemedim. Güzeldi ama böyle bir şey yerken, içerken yok. İzlenecek bir film değil. Aynen öyle. Ama güzel film. Güzeldi. Ben de beğendim. Hı-hı. Bitirelim o zaman bu videoyu da. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.